Bugünkü konuğum Edimeve Otel Eksekutif Şefi Hüseyin Yüreğir Usta. Şu dönemi gündem konularımızı konuşuyoruz şefimle. Evet, şefim tekrardan canlı yayınımıza geldiniz. Hoş geldiniz şefim tekrardan. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, konuştuğumuz noktalar şu dönemde, şu süreçte, evet, sezon açıldıktan sonra, çünkü 27 Mayıs gibi bir tarih verildi konaklama tesisleri ve aynı zamanda yiyecek içecek tesisleri, mekanları ile ilgili gerekli belgeler, bu sertifikasyon dediğimiz sertifikalar alındıktan sonra açılabilecekler. Bunların denetlemeleri olacak. Şefim de zaten bahsetti bu konuda. Özellikle şu süreçte zaten tesislerimiz gerekli önlemleri alıyordu. Yani Zaten bununla ilgili çalışmalar yapılıyordu. Buyurun şefim. zaten biz bu pandemi olduktan sonra oteller buna göre gardını aldı yani. Buna göre hazırlıklarına başladılar. Yani bu bir genelgenin geleceğini biliyorlardı. Bilinçli olarak Tabii. çalışıldı. Herkes hazır şu anda bence. Şefime bugün canlı yayın sürprizimiz vardı. Dedi ki şefimle çalışan muhakkak ki birçok hani kişi de selamlarını gönderiyorlardı. Otel isminizi, isim ve soy isminizi bana yorumda yazarsanız selamınızı ileteceğim şefime. Birçok tesisimizden selamlarını şeflerime gönderdiler. Şu dönemde özledik. Çalışmayı özledik şefim. İş arkadaşlarımızı özledik. Üretmeyi özledik. Herkes inanın hakikaten şu süreçten sonra çok farklı bakacak değil mi işine? Turizme Tabii, farklı bakacak. tabii tabii. Şimdi 11 Mayıs bugün. Şu anda biz geçen sene bu zaman 170 dolulukta Rus bayramını kutluyorduk. İnanılmaz yoğundu. Biz diğer tesisler %100 olanlar vardı. Ama şimdi herkes kapalı bekliyor. Doğru. Ya, atlatacağız. Tabii ki atlatacağız. Hani şeyde iyi bu anlamda bahsediliyor. Özellikle şu geçirdiğimiz dönemde Türkiye'nin almış olduğu önlemlerle birçok ülkede hani tatil anlamında Türkiye'nin ilk sıralarda olduğu, tercih edileceği konusunda gelen biz de misafirlerimize gerekli önlemlerimizi sunduktan sonra diğer şeylerimizin, misafirlerimizin gelmesi için çok çok önemli olacak. Vermiş Kesinlikle. olduğumuz hizmetler, kurallara Aynen. uymamız. Ama bu kuralları da abartmayalım değil mi şefim? Yani sonucunda Tabii. tatile geliyorlar. Yani sıkarsan gelmez saatte de yani. Acaba maske taktıracaksın, elde eldiven giyeceksin, yok kafasına kurşun sıkacaksın, böyle işte, yok banttan geçin. Evet. Yok öyle bir şey. Yani ben tatile geliyorum. Nazi kampına gitmiyorum ki. Yani tatile geliyorum. Ya, tabii ki önlemler alınmadı mı? Alınacak. En iyisini almamız lazım. Dikkat etmeliyiz. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Tabii, Bunun tabii. için önlemi almamız lazım. Zaten düşünsenize binlerce otel var. Hiçbir tane böyle bir vakaya rastladınız mı yıllarca? Size 96'dan beri turizmdesin. Böyle bir vaka var. Tabii. Herkes tedbiri alıyor ki. Almak mecburiyetinde. Önce kendi sağlığı, sonra misafiri. Herkes bunun önlemini alıyorlar ya. Bunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Ha, tamam, bakanlığımızın yazmış olduğu genelgeye de uyacağız. Ve onu da uyguladıktan sonra bir sıkıntı olmalı. Zaten ilk dönemi bir açtıktan sonra dediğiniz gibi arkası gerçek. Muhakkak ki şefim. Doğru Tercih edileceğiz. söylüyorsunuz. Biz de tercih edileceğiz. Hemen ben sorularımıza da bir yandan bakıyorum şefim gelen. Sağ olsunlar izleyicilerimiz. Mesela evet en çok soru merak edilen soru şuydu. İşte bu süreçte açık büfe olacak mı? Olmayacak mı? Yer alacak mı şeklindeydi. Sanırım gelen genelgede de açık büfe yer alacak diye söyleniyor. Peki bu açık büfelerde hani turist nasıl alacak? Aşçı mı sunacak? O Ya servis nasıl kesinlikle sağlanacak? servise biz yardımcı olmamız gerekiyor. Bizler kendimiz vermiyoruz. Misafirin gösterdiğini biz takdim etmemiz gerekiyor. Çünkü yani bir kaşığa 50 kişi değdirmememiz gerekiyor. Bir masaya Evet. bütün misafirlerimiz el vurmaması gerekiyor bu dönemde. Bunlara önlem almak için biz tedbir almamız gerekiyor. Bunun için her büfemizin, her adacıklarımızın başına bir şef bırakacağız ve kendimize ait biz kendimiz ikram Tabii. edeceğiz. Arzu edersen masasına, tabağını biz kendimiz taşıyacağız. Yani gerekli misafirin rahatlığını da sağlayarak en iyi hizmeti vereceğimizi düşünüyorum. Tabii. Şefim, bir de özellikle tedarikçi firmalarımız, oraka firmalarımız da muhakkak ki izleyenler ve takip edenler var bizi merak ediyorlardır. Büfe sunumlarınız
Neler olacak? Şimdi hani geçmiş dönemlerde turistin beklediği, evet Antalya'ya geliyorum, deniz var, güneş var, eğlence var. Ama en çok baktığı da o açık büfenin zenginliğiydi. Oradaki aldığı lezzetti, tadımıydı. Bunlar da mesela büfede ne gibi sunumlar yapacaksınız? Yani şimdi büfede ilk dönemler böyle ihtişamlı büfe olmaz. Çünkü gerekli tedbirleri almamız lazım. Gerekli kapaklar olacak, nefeslikler olacak ve minimalize ürünler yapılması gerekiyor. Çünkü yığmayacağız artık. Devamlı içeriden takviyeli olarak yapılarak taze kornurlarda alüminyum yapılarak ikram edilecek. Yani çünkü bu dönemi böyle atlatmamız gerekiyor. Yani o gözlere hitap eden o ihtişamlı müthiş büfeler yapıyor arkadaşlar. Ellerine sağlık. O büfeler şimdi olmaz. Olmaması lazım. Bir Tabii. müddet sonra bunda bir aşısı bulunur. Bu da diğer virüsler gibi İnşallah. ortada yerde sırasını alır. Biz de işimize bakarız. O zaman yine ihtişamlı büfeleri gözlere ve hitap eden büfelerimizi sunarız. Evet. Şefim, yeni katılan değerli şeflerim var. Canlı yayında bugün Hüseyin Selam olsun Usta'ma, hepsine. evet, sürpriz yaptık. Hatta kendilerine dedik ki otel ismini ve isminizi, soy isminizi yazarsa selamınızı canlı yayında iletiyoruz diye. Yeni katılanlar varsa mesela Erhan Çelik selamlarını gönderiyor. Diğer şeflerim de otel ismini ve isim soy isim olarak yazarsa selamınızı ileteceğiz. Çünkü şu dönem ayrı kaldık. Demin de şefimin söylediği gibi %70 doluluk oranıyla artık sezonu başlamış oluyorduk şu dönemde. Ama ne Kesinlikle yazık kesinlikle. ki bir beklememiz gerekiyor. Özellikle Belek bölgesinde sizin ağırlıklı Rus müşteri mi Evet, bizim genelde ağırlıklı Rus. Ya Avrupa'da var ama ağırlıklı Rus misafirler. Biz ve bizim gibi otelden. Özellikle bizim otelimiz. Artı 16 olduğu için ağırlıklı Rus misafir ağırlıyoruz. Onların kapısını açmasını bekliyoruz. Evet. İnşallah hepimiz açacağız. Aynı zamanda ben şunu sormak istiyorum şefim. Siz muhakkak değerli bir şefsiniz. Özellikle sektörde biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Bu mesleğin alaylı olarak başlayan bir kesimi vardı. Daha sonra okullu olarak başlayan bir kesim, çalışan bir kesimi Şimdi var. öyle. Şimdi okullu. Evet, şu an öyle. Daha bilinçli bakıyorlar dediniz. Daha öğrenmeye açıklar. Eskiden yurt dışından gelen şeflerimiz varken biz artık yurt dışına gönderiyoruz Kesinlikle, şeflerimizi. kesinlikle. Ve bu anlamda da birçok şefimiz var. Hani sizin de selamını gönderen şefimiz var. Bu yolda neler yaptılar? Sizin hangi nasihatlarınızı, hangi sözlerinizi dinlediler de bu başarıları elde ettiler? Mutfakta ne özellikle lokomotif olacak neler sundunuz onlara? Şimdi şu benimle çalışan arkadaşlara özellikle ben birebir ilgilenirim. Hepsinin yanında olurum. Çünkü kendim yurt dışında çok gittim geldim. Şimdi birçok ülke gezdim. Birçok ülkede mutfağını tanıdım. Evet, kendilerine söyledim. Baştan anlatmış olduğum gibi. Kesinlikle saygılı bir insan. Terbiyeli bir insan. Küçüğün sevgi, büyüğüne saygılı olması Evet. gerekiyor. Yabancı dil öğrenmesi gerekiyor. Ve mesleğin bütün kulvarlarını hiç yadırgamadan çalışması gerekiyor. Her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Hijyen kurallarını çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Prosedürlere uyması gerekiyor. Tabii. Yani bu iş yapını, bu yapıları yaptığın zaman, bu bilgileri aldığın zaman çok güzel bir şef olursunuz. Ya örnek bir şef olmak için de dediğim gibi kişisel bakımından dolayı kişisel becerilerinizi her zaman ön planda tutmanız gerekiyor. Özgüveninizi hiç yitirmeyin diye Tabii. tavsiyede bulunurum hep. Tabii. Şefim, dediğiniz gibi hani ilk araştırmacı olmak önemli. Yani eğer en yüksek kademesi işte eksekutif şef, aşçı başı olabilmek. Ama aşçı başı olmanın haricinde veya o aşamaya gelene kadar da dediğiniz gibi şefim, sadece mutfağı bilmek, daha doğrusu meyveyi sebzeyi tanımak bilmek yeterli değil. İyi bir lider olmak gerekiyor. Tabii. Örnek kişi, örnek olmak gerekiyor. Tabii. İyi bir yönetim yapmak gerekiyor bu anlamda. Kendini sürekli geliştiriyor olmak gerek, araştırmacı olmak gerek. Aynı zamanda dediğiniz gibi mesela çalıştığı tesiste, otelde hangi hedef kitlesi, müşterisi varsa onu bilmesi çok çok önemli. Tabii. Menüyü ona göre, reçeteyi ona göre yapacak. Tabii ki hazırlanacak, büfeyi ona göre çıkartacak. Kesinlikle, kesin. Misafir portföyüne göre bir menü yapılır. Tabii ona göre malzemeyi alacak. Malzemeyi Evet. alırken de
tedariğinde ona göre firma bilgisi olması gerekiyor. Kesinlikle, Yani hangi kesinlikle. ürünü nereden alacağı, ne zaman alacağı, temin edileceği konusunda bunların bilgisinin olması gerekiyor. Onların haricinde de çok iyi matematik yapılması gerekiyor bu işte, değil mi şefim? Kesinlikle, kesinlikle. Bu bilgilere sahip olması gerekiyor. Dediğim gibi Tabii. araştırmacı olması gerekiyor. Bilgi sahibi. Yani en iyisi de çok iyi bir lider olması gerekiyor. Onda özgüven kaynaklanıyor. Onun için yaptıktan sonra sıkıntı olmaz. Doğru Kendini söylüyorsunuz şefim. bir de bu mesleği sevmesi gerekiyor. Bak 59 yaşındayım. Hala heyecan var. Bir an önce açılsa da çalışsam. Ne Ben güzel. Yok, doğru. birebir bölümlere girer çalışırım. Çok severim. Tabii. Ustalar Yani bilir. özellikle şefim, hani birçok tabii ki otelde çalışan departman var ama en ağır şartlarda demeyelim de en uzun süreli çalışma sürecinde çalışan mutfak departmanı vardır. Aynı zamanda F&B, hani servis restoran kısmı vardır ama mutfağın hakikaten sorumluluğu çok çok fazladır. Hani Tek çok üretim uzun yapan süre... departmanız. Evet. Tek üretim yapan departman biziz yani. Üretim yapan. Herkes tüketim yaparken biz üretiyoruz. Doğru. Otelin tamamen kalbisiniz sonuçta. Yani Yani üreten yani misafiri eğer sen ikramlarında, sunumlarında bir aksarsa sıkıntı yaşar. O tabii. tesis sıkıntı yaşar. Doğru söylüyorsunuz şef. Bir Damakta de da tadı bırakacağız. özellikle şuna da çok, hani ben gördüğüm kadarıyla hani sormak da istiyorum. Ezberci bir şef, daha doğrusu ezberci bir mutfakta yer almak, hani şef olmak yerine kendimizi geliştirmek gerekiyor. Hani Kesinlikle, demek kesinlikle. istediğim nokta Ezberci şu. olmaz, olamaz. Evet, bir büfe hazırlanacak. Evet, muhakkak ki belli bir süreçte değişiyor büfemiz. Sunumlarınız sizin muhakkak ki değişiyordur. Ama yapılan Kesinlikle. menülerin hepsi aynı. Aynı oranda ürünler konuluyor. Böyle olmaktansa kendini geliştirmek çok çok önemli. Evet, bunlar da çünkü belli bir süreçte hazırlamanız gerek müfeyi. Değil mi Yok şefim? şimdi öyle bir şey ki şu anda öyle bir ortamdayız ki sosyal medya var. Dünyanın hangi şehrine uzanabiliyorsun? İletişim Tabii. kurabiliyorsun. Oradan bilgi alabiliyorsun. Oraya bilgi aktarabiliyorsun. Yani o kadar çağımız o kadar açtık ki Tabii. bizim zamanımızda dediğim gibi telefon yoktu. X otelde ne Tabii. yapılıyor bilemiyorduk. Şimdi imkanlar çok çok daha Çok fazla farklı, şefim, çok farklı. dediğiniz Yani gibi. araştırdıktan sonra bulamayacağı, araştırdıktan sonra yapamayacağı bir şey. Sadece Evet. demek istediğim şey bir şef kendini yetiştirmesi en az bir dil, en az iki dil kesinlikle bilmesi gerekiyor. Dünya mutfağını en iyi uygulamak için. Tabii. Aynı zamanda şefimin bir gastronomi kitabı da var. Dünya Lezzetleri. İnternetten de şefim bu kitabı oluşturabilmek için birçok ülke gezmiş, birçok ülke Evet, tanımış. evet, evet, evet. Hani inşallah hani herkes bu imkanı yakalar, yani öğrenmek için, kendini geliştirmek için. Ama hazırda zaten şefim bunları yaşamış ve bilgilerini sizlerle paylaşıyor. Kesinlikle. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu dünya mutfakları ile ilgili şefim, mesela ben özellikle sormak istiyorum. Diğer ülkelerin mutfakları ve bizim Türk mutfağımızı karşılaştırdığınızda ki lezzetler veya işte sunumlarda, hani sizler özellikle neye dikkat ettiniz? Hani Ben bunları kullandınız daha çok. Asya mutfağından, Fransız mutfağından, İtalyan mutfağından, yani Hint mutfağının hepsini bilirim. Hepsinin içinde girdim, yedim, gezdim. Ama bizimki number one. Türk mutfağı bende. Yani Tabii. eğer iyi bir sunum yaparsanız, iyi bir ikram yaparsanız, iyi bir de lezzetini katarsanız Evet şefim. bizim Yani mutfağımız dediğiniz çok gibi iyi. ülkemizin özellikle coğrafi yapısından dolayı da birçok sebzeye, meyveye ulaşabiliyoruz. Bölge bölge menü Baharatlarımız, değişebiliyor. tabii baharatlarımız var, baharatlarımızı kullanıyoruz. Mesela belli ülkelerde sizin özellikle tap dediğiniz menüler hangileriydi? Mesela işte Fransa'da şu menü, şu reçete vardı, beğendiğim. İtalya'da bu diye önerebileceğiniz Ya mesela reçeteler, yemekler. her ülkenin kendine has menüsü var. Fransızların kendine özel etleri vardır. İtalyanların pastası, makarna dediklerimiz ürünleri ön plandadır. Bizimkiler ayrıca kebaplarımız, Tabii. tatlılarımız, hamur işlerimiz ön plandadır. Her iki ülkenin kendine has bir Tabii. yemekleri vardır. Mesela niçin sordum bu soruyu şefim? Özellikle bizi izleyen yeni nesil şeflerimiz var. Hani onlara özellikle mesela Fransız mutfağında şunu öğrenmeniz lazım. İtalyan mutfağında bu bilginiz olması lazım gibi önerebileceğiniz noktalar neler var? Ya ben şöyle demin söylediğim gibi araştırsınlar. Araştırdıklarını not alsınlar. Ben şu an sizle konuşurken bile not alıyorum. Evet. Yani
bütün bilgilerini not alırlarsa, araştırdıkları zaman hedefe gidip gitmekte sıkıntı yaşamazlar. Ve araştırdığı müddetçe kendilerine rehber olacak bir potansiyel öne çıkıyor. Ülkelerin menülerine, ülkelerin hizmetlerine, ülkelerin damak tadına, damak zevkine göre hareket ederler. Evet, bunu da en iyi sağlayacakları noktalar artık internet gibi birçok yere ulaşabilme imkanımız var. Ama doğru bilgileri almak gerekiyor. Bu bilgileri alırken mesela işte organizasyonlara katılabilirler, yarışmalara katılabilirler. Kesinlikle. Sosyal işte, faaliyetlerden eksik olmamak gerekiyor. Evet, APGAT'ın işte 12-15 Kasım'da Expo Antalya'da gerçekleşecek Gastro Antalya Festivali var. Orada muhakkak katılsınlar. Çünkü birçok ülkeden gelen yarışmacı oluyor. Ben de akademisyenler oluyor. Evet şefim, sizi muhakkak zaten bekliyoruz. Bir konuşmacı olarak da görmek isteyen şeflerimiz olacaklardır. Onun haricinde yarışmalarla kendilerini geliştirebilirler dediğim gibi. Birçok bu konuda yapılmış çalışmalar oluyor. Workshoplar, eğitimler oluyor. Evet. Yine kendileri de buradaysa ben hani bu konuda da bilgi istiyorum kendilerinden. APGAT'ın işte yönetim kurulu başkanı Muhammed Selvi başkan yardımcısı olsun, Bilal Yüreğir, aynı zamanda Osman Yalçın'dan da bununla ilgili mesela bir mutfak atölyesi planları var. Bunların çalışmalarını yapıyorlar. Özellikle sektördeki şeflerimiz, evet dediğiniz gibi şu dönem okuyan şeflerimiz var. Mezun olup gelip üniversiteden veya meslek lisesinden mezun olup gelen şeflerimiz var ama bir otel içerisinde çalışmak veya yurt dışına açılmayı düşünen, hedefleyen şeflerimiz olabilir. O atölyede burada rahatlıkla bilgilenebilecekler, tabii, öğrenebilecekler. Demolarını yapabilirler, her şeyi evet. görebilirler. Tabii sizin gibi mesela bu sektöre yıllarını vermiş şeflerimizi gelip orada dinleyebilirler. Sizden öğrenecekleri bir kelime, biraz önce bir şefimizin de bir yorumu vardı bu konuda. Ne demiştiniz? Bütün departmanları o koltuğa oturmak istiyorsanız, bütün departmanları, bütün bölümleri bilmeniz gerekiyor şeklinde çalışmaların yapılması gerekiyor. Şimdi sektörde bir tedarikçilerimizden bir firma var. İsmini söyleyeyim, herkes bilebilir. Nüfut diye Sinan ve Uğur var. Uğur meslekten arkadaşımız. İyi bir aşçıydı. Üretim yapıyor. Kendileri bu için akademi açtılar. Onların evet, mutfağında herkes her şeyi kullanabiliyor. Yani bir sektöre güzel. Bunların hep katkı. Hep Tabii. Katkı veren bir şey. Herkesin orada olmasını, o işi takip etmesini gerekir. Tabii bir şeyleri yaşamadan bunu göremiyoruz şefim. Yani geçen gün hatta bir canlı yayında konuğum, ben dedi virüsü sevdim gelmesini dedi. Bu salgının olmasını sevdim dedi. Ne diyorsunuz? Yani hani herkes şu an gitmesini isterken. Bazı etkinlikler oldu yani. Evet, yani etkisi var. Hakikaten hepimiz bir paylaşım içerisindeyiz şu an. Bir dayanışma içerisindeyiz bununla ilgili. İnşallah bu günleri atlatacağız. İnşallah. Paylaşımlarımızla. Atlatacağız. Herkes Evet moralini şefim. yüksek tutsun. Evet, moralimizi yüksek tutacağız. İlk Evet, yapacağımız şey bu. Kesinlikle. Bugünkü canlı yayın konuğum benim Edinburgh Hotels Executive Şefi Hüseyin Yüreğir şefimdi. Şefimize canlı yayında da bir sürpriz yaptık. Özellikle katılımcı olan, izleyen, daha önceden Çok teşekkür şefimle ederim. çalışmış şeflerim olsun, firmalarımız olsun isimleriyle ve tesislerini bildirdiler. Biz de buradan selamlarını gönderdik, ilettik. Benden de bütün dostlara selam. Evet, ne mutlu ki hani sağ olun katıldınız siz de, bir değer kattınız canlı yayınımıza. İnşallah bu dönemi atlattıktan sonra da birebir röportajlarımız devam Her eder. zaman. İnşallah canlı yayınlarımız devam eder. Uzaktan diye tesisimizi açmış oluruz bu süreçte İnşallah hep diliyoruz. beraber, bütün tesisler. Evet şefim. Gastro TV konuğu Belek Bölgesi Edinburgh Hotels'in Executive Şefi Hüseyin Yüreğir Ustam'dı. Şefimle hem kendisinin gastronomi kitabı olan Dünya Lezzetleri'ni konuştuk. Dünya Lezzetleri diğer ülkelerin mutfakları ile ilgili bilgilendirmeleri oldu şefimin. Hem de şu süreçte tesislerimizin ne gibi önlemler aldığı, kendi tesislerinde ne gibi önlemlerinin bulunduğunu, personelleriyle ilgili ne gibi çalışmalar yaptığını paylaştı bizimle şefimiz. Katılımı için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Destekleri için. Herkese şimdiden sağlıklı günler diliyoruz.
Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz Ben şefim. de herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça Sağ kalın. olun şefim. Hoşça kalın.